Bir önceki bölümde Catnap gece bir canavara dönüşmüştü. Hepimiz çok korkmuştuk ve Catnap gitmeye karar vermişti. Ama aslında biz bunu istememiştik. Ama ona engel olamamıştık. Çok tehlikeliyim, gördünüz. Bekle, Catnap! Catnap! Hadi Catnap, hayır! Catnap! Catnap, Catnap! Bekle, lütfen! Catnap! Burada ne yapıyorsun Angelina? Catnap'i arayacağım baba. Hayır hayır, yapma bunu. Gerçekten tehlikeli olabilir. O zaman ne öneriyorsun bana baba? Onu bence bu şekilde bulamayız. Drone'u fırlatalım ve şu anda nerede olduğuna bakalım. Bu fikir nasıl? Güzel, hadi gidelim. Drone yardımıyla onu bulursak hemen takip etmeye başlayacak mıyız baba? Elbette Angelina, gündüzleri sakin olması gerekiyor. Bu yöne doğru gitti. Ağaçların arasında bir yerde. Onu fark etmek zor olacak. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız, tamam mı? Benim kazağım da aynı renkte baba. Onu kesinlikle bulacağız. Elbette, bundan şüphem yok. Tüm bu yeşilliğin arasında onu bulmak kolay olacak. Ağaçta oturan bu yaratıklar da ne, onlar kargaymış. Bu yerde nehri geçmeye çalışması pek olası değil. O zaman nehir kıyısı boyunca uçalım. Belki onu bir yerde görürüz. Bakalım burada ne varmış? Orada biri yürüyor. Bunlar hayır. İnsan. Bunlar muhtemelen insan. Bu ormandadır. Onu asla bulamayacağız. Merak etme, bulacağız Angelina. Bu bölgede başka bir şey görünmüyor. Drone'u geri getirmeliyim. Drone'u tam zamanında geri getirdim. Yağmur yağmaya peki başlamış. Peki ya Catnap baba? Zavallım sırılsıklam olacak. Eğer kedicik yağmurdan korkuyorsa şanssız demektir ama bu durumda eve gelebilir. Catnap'i nasıl tedavi edeceğiz baba? En azından onu nasıl bulacağız? Bilmiyorum çocuklar. Catnap'in nasıl tedavi edileceğine dair düşüncelerinizi yorumlara yazın. Neden dönüştüğünü bir türlü anlamıyorum. Bize yardımcı olun. Benim küçük kediciklerim nasıl? Öfkeyle etrafta dolanıyorlar. Peki ya bu Catnap iyi mi? Onda bir sorun var. Bunu düzeltmeliyim. O da burada iyi. Hayır, onu gece düzeltmeliyim. Hadi Catnap. Evet, o şimdi kötü. Hadi Catnap, harekete geç. Saldır onlara. Bunu yapabilirsin hadi Catnap. Ne oldu? Ne oldu? Tekrar normal mi oldu? Hiçbir şey işe yaramıyor. Normale döndü. Buraya gelmesi için onu aramalıyım. Baba, şu an takipçilerimizin yorumlarını okuyorum. Catnap'in Puppy Playtime fabrikasında olduğunu söylüyorlar. Evet, Catnap'in bize bundan bahsettiğini hatırlıyorum ama bu ne anlama geliyor? Ne demek istiyorsun? Puppy Playtime fabrikasını aramalıyız. Bu güzel bir fikir. Takipçiler bize bu fabrikanın telefon numarasını da söylemişler mi? Kontrol edeyim. Anlaşılan kimse bu konuda bir şey yazmamış baba. Evet, tabii ki. Sizden bunu yapmanızı istemedik çocuklar. Pekala, umarım Poppy Playtime fabrikasının telefon numarasını internetin yardımıyla bulabiliriz. Bakayım Angelina, Poppy Playtime fabrikası. Böyle fabrikalar dünyanın neresinde bulunur ki? Burada bir şey buldum. Telefon numaraları var birkaç tane hem de. Sorun değil, her birini kontrol ama edelim. Ama keşke onu nasıl bulacağımızı da çözsek. Onu bulacağız, merak etme. İlk kez yapmıyoruz. Çalıyor ama kimse açmıyor. Peki, diğer numaraları deneyelim. Tamam, sıradaki son numara kaldı. Hadi bakalım. Hadi, hadi çalıyor. Aç şu telefonu lütfen. Çocuklar, çağrımıza cevap vermeleri için videomuzu beğenin. Hayır, cevap vermiyorlar. Peki, endişelenme. Tekrar deneyeceğiz. Tanımadığımız bir numara mı arıyor? Alo? Merhaba, ben Poppy Playtime. Bizi sen mi aradın? Aa, Poppy Playtime. Bekle bir dakika, babam seninle konuşacak. Hadi baba, Poppy Playtime fabrikasından arıyorlar. Ha, tamam, telefonu ver. Alo, evet. Sizi aradım, Catnap adında. Bir oyuncağımız var bizim de ve nasıl düzelteceğini bilmiyorum ama geceleri bir tür arıza yapıyor ve kötü bir canavara dönüşüyor. Bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Yardımcı olur musunuz bize? Bunu öğrenmek istiyordum da bunu soracaktım aslında.
Evet, tabii ki. Kedinep'e sadece geceleri mi bir şey oluyor? Evet. Özellikle geceleri. Başka zaman olmuyor, bir şey olmuyor. Tamam, sizi anladık ama şu anda hiçbir şekilde yardımcı olamayız. Hiçbir üzgünüm. Şekilde mi? Müdürümle konuşacağım ve sizi yakında geri çağıracağız. Tamam. Bekleyeceğiz. Teşekkürler. Ne oldu baba? İyi haberler var mı? Hayır, şu anda iyi haber yok. Yine de kısa süre içerisinde bizi arayacaklarını söylediler. Bekleyeceğiz. Her şey ne kadar basit. Onu bana kendileri getirecekler. Sorun değil. Biraz daha bekleyip onları tekrar arayayım. Ve onları buraya getirteyim. Çok basit oldu bu. Çok basit oldu. Bana neler oluyor? Neden geceleri böyle şeyler yapıyorum? Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Ne yapmam gerek? Neyim var benim? Ah! Bunlar onlar. Hadi telefonu aç. Alo. Merhaba. Kidnap'le ilgili arıyorum sizi. Yöneticilerimize danıştık ve kidnap'in yeniden monte edilmesi gerektiğine karar verdik. Yeniden monte mi? Nasıl yani? Çok basit, onu bize getirmelisiniz. Sonra da sakinleştireceğiz onu, o kadar. Ve tekrar monte edeceğiz. Bu kadar. Tamam ama bir sorun var. Şu anda bizimle değil. Çünkü bir yere kaçtı ve onu bulamıyoruz. Biz tam olarak bilmiyoruz nerede olduğunu. O bir sorun. Olabilir ama bir çözümümüz var. Öyle mi? Nasıl? Onu takip edebiliriz. Her kidnap'te bir takip cihazı var. Koordinatları size göndereceğiz. Tamam, gönderin. Bekliyoruz. Teşekkürler. Yaşasın Angelina. Şimdi kidnap'i bulmaya gidiyoruz. Evet baba, her şeyi duydum. Ama ona sakinleştirici verecekler. Çok tehlikeli. Sakin ol Angelina. Bu adamlar kesinlikle profesyonel. Ne yaptıklarını biliyorlar, öyle bile olsa. Önce kidnap'i bulalım. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Az önce bir bildirim aldım. Bana koordinatları gönderdiler. Arabayla uzun bir yol olacak. Hadi. Hadi gidip kidnap'i bulalım. İşte geldik. Şimdi anladım. Ormanda saklanıyor. Yağmur yağıyor. Dışarı çıkmak istemiyorum. Onu görebiliyor musun Angelina? Baba, söz konusu kidnap. Kapşonunu tak ve gidelim hadi. Kidnap'imiz oldukça ilginç bir yer seçmiş. Burası çok güzel. Kidnap! Kidnap! Biziz kidnap! Kidnap! Ben Raimik baba. Neredesin? Kidnap neredesin? Ne yapacağız baba? Fabrikayı arayacağım. Bize yanlış koordinat göndermişler sanırım. Tamam baba. Hadi hadi cevap verin hadi. Evet. Tekrar merhaba. Ben Raimik baba. Kidnap'le ilgili arıyorum da bize yanlış koordinat göndermişsiniz. Çünkü siz oraya giderken yerini değiştirmiş. Sana yeni yeri göndereceğim. Tamam, gönderin hadi. Neler oldu baba? Bana yeni koordinat gönderecekler. Onu bulacağız. Bu yönde bir yerde. Hadi gidelim Angelina. Bu salıncağı buraya kim asmış baba? Hiç bilmiyorum. Belki kidnap yapmıştır. Dur Angelina. Yanlış yöne koştu. Kidnap! Dur kidnap! Kidnap! Bekle kidnap! Kaçma kidnap lütfen! Kidnap lütfen dur lütfen! Tamam kaçmayacağım! Kidnap kaçma, seni nasıl tedavi edeceğimizi biliyoruz! Evet babam doğruyu söylüyor kidnap! Öyle mi? İyileşirsem çok mutlu olurum! Opie Playtime fabrikasını aradık ve seni nasıl kurtaracağımızı anlattılar bize! Opie Playtime fabrikası mı? Hayır olamaz! Bu olmaz! Kidnap neyin var? Hayır, seni iyileştirecekler! Hadi kidnap bizimle gel hadi! Gençler beni anlayın! Herkes bu fabrikadan kaçıyor! Kötülükten başka bir şey yapmıyorlar! Olabilir mi? Orada iyi insanlar var gibi görünüyor. Eğer bu fabrika kötü olsaydı uzun zaman önce kapatılırdı değil mi? Evet! Alo? Ne olmuş? Kidnap'i buldunuz mu? Evet onu bulduk ama direniyor. Senin kötü olduğunu ve sana geri dönmek istemediğini söylüyor. Nasıl olur da istemez? Bu çok tehlikeli. Geri getirilmeli. Ama ne yapacağım çocuklar ki? Çocuklar bir çıkış yolu bulun.
Onu hemen ama buraya kendi getir. Karar vermeli buna. Biz kötü bir şey yapmayız. İşe yaramıyor. Onları bulmam gerek. Sizi fabrikadan onlar mı aradı? Evet, seni oraya götürmemizi istediler. Sana yardım edecekler gerçekten. Hayır, etmeyecekler. Oradan kaçtım ve bir daha asla oraya dönmek istemiyorum. Hayır, Teknik hayır. Için çok üzülüyorum. Hayır. Onu eve götürelim baba. Bunu yapmayı çok isterim Angelina ama tek sorun geceleri onunla ne yapacağımız. Bunu düşünmeliyiz. Neden bahsediyorsunuz? Hadi çocuklar, Catnip'i ikna edin. Hayır çocuklar, lütfen beni eve götürün. Hiç uyumayacağım, asla uyumam. Hayır Catnip, uyumazsan ölebilirsin bile. Baba, Catnip'i fabrikaya götürmeyelim. Gece bir şeyler düşünürüz. Olur mu baba? Ne saçmalıyor öyle? Bunu yapmalıyım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sadece bu düğmeye basacağım. Şeytani Catnip'e dönüşecek. Ondan sonra onu bana geri getireceksiniz. Çocuklar, dışarıda uyuyacağım ve her şey benim için iyi olacak. Bana ne oluyor böyle? Bizi duyuyor musun? Ben Angelina. Seni gerçekten seviyorum. Seni çok seviyorum. Ah, Catnip, neyin var senin? Catnip, neler oluyor? Catnip, seni çok seviyoruz. Catnip, seni gerçekten seviyoruz. Lütfen kendine gel. Çocuklar, ben de sizi seviyorum. Catnip. Seni seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Ben de sizi. Sizi seviyorum çocuklar. Sevgi kazandı. Çocuklar, sevgi kötülüğe karşı zafer kazandı. Anglikosi kanalına abone olun. Ah, kavurucu bir hava. Hemen yüzme havuzuna gidebilir miyim baba? Tabii ki gidebilirsin. Baba, neden her şey dağınık burada? Belki de eve bir hırsız girmiştir ha. Peki ya alarm sistemi? O zaman açmayı unuttum herhalde. Baba, az önce dışarıda birini gördüm. Ha? Kimi gördün Angelina orada? Görünüşe göre bir insan o. Bu ürkütücü. Neden her şey buraya dağılmış? Sen burada kal. Ben bahçeyi kontrol edeceğim. Tamam. Çocuklar, lütfen yorumlara evimizde kimin olduğunu yazın. Lütfen. Tanrım, babam neden bu kadar uzun süre dışarıda? Yukarıda biri var. Sen misin baba? Tabii ki. Başka kim olabilir ki? Yukarıda biri var. Tamam, sakin ol. Sorunun ne olduğunu anlamış gibiyim. Hayır baba, biri olmalı. Hem de dışarıda da biri var. Hayır Angelina, baksana. Pencereler açık. Burada sadece cereyan var. Bu yüzden her şey dağılmış. Tabii, bu kadar... doğru canım. Ceyran çekmeceleri açıp evimizin her yerini evet, fırlattı. Evet haklısın. Çekmecelere dikkat etmemiştim. Bakalım birinci katta ne varmış? Korkuyorum baba. Korkma, sadece bana yakın dur. Sessiz ol Angelina. Şşş, hadi gidelim. Thank you.
Peki, son bir oda kaldı. Balkon kapısının neden açık olduğunu anlamıyorum. Çünkü daha önce kapatmıştım. Bunu hatırlıyorum. Burada her şey yere saçılmış. Rüzgar yüzünden olabilir. Şurada pencere de açık. Yani evimizde kimsenin olmadığı anlamına mı geliyor? İçeride kimse yok. Dışarıda da kimseyi göremiyorum. Demek ki burada gerçekten kimse yokmuş. Sadece rüzgar diyebiliriz. Güzel. Yüzmeye gidelim o zaman baba. Gidip güvenlik kameralarını kontrol edeceğim. Bu arada sen de yüzme havuzuna gidebilirsin. Bunun nesi var böyle? Her şey yolunda mı baba? Sanırım. Yüzme havuzuna mı gidiyorsun? Evet. Tamam, yakında sana katılırım. Bu kameranın nesi var? Kayıt kasette olmalıydı ama ikinci kamera da arızalı. Bu ilginç. Çok güzel. Orada ne yapıyorsun baba? Bu kameralarla ilgili bazı sorunlar var. Neden çalışmadıklarını bilmiyorum. Tamam, ben de yüzmeye geliyorum. Gel hadi, bekliyorum. Su muhteşem. Ha, o neydi? Baba, baba, havuzda biri var. Hey, neden panikliyorsun Angelina? Biri bacağıma dokundu. Sakin ol, burada kimseyi göremiyorum. Hayır Angelina, burada kimse yok. Kimse yok. Hayır, orada biri olmalı baba. Tamam, dalıp kontrol edeceğim. Orada biri var. Kimseyi göremiyorum. Atlıyorum. Kimse yok Angelina. Burada kimse yok. Orada kimsenin olmadığından emin misin? Eminim Angelina. Pekala. Bir kez daha kontrol edeyim. Angelina, tüm bulabildiğim bu seni korkutan sadece bir oyuncakmış. Demek buymuş o. Bu oyuncak ne yapıyor burada? Bilmiyorum, muhtemelen çişini yapıyordur. Kapı neden kendiliğinden kapandı? Anlamıyorum, bunun sebebi cereyan olamaz. Bunun olması için kapı çok ağır çünkü. Şimdi ne yapacağız baba? Hadi havuzdan çıkalım. Üşüdüm baba. Hadi evin kapısını açalım. Kapı açılmıyor. Burası çok soğuk. Arabada birkaç kıyafet Hadi, vardı. Hadi daha hızlı ol. Umarım arabanın kilidini açabiliriz. Sopan nerede baba? Evin içinde. Baba, biri geldi sanıyorum. Bunu duydum Angelina. Evimizde biri var. Başka biri daha geldi. Kim o? Benim Dog Day. Dog Day? Dog Day! Merhaba çocuklar. Buraya nasıl geldin? Barbekü yapmak ve havuzda yüzmek için geldim. İyi yapmışsın ama evimizde biri var ve ben de polisi arayacaktım, biliyor musun? Evinizde biri mi var? Bir yabancı mı? Onu bulayım. Burada kesinlikle başka biri var. Burada biri olduğunu söylemiştin. Evi kilitledim. Anahtarım orada. Kapı içeriden kapalı. Eve hiçbir şekilde giremiyoruz. Belki pencerelerden biri açıktır. Hatırladığım kadarıyla hepsini kapamıştım ama yine de gidip kontrol edelim. Burada biri var. Hey! Pencere! Perdeleri kim kapatıyor? Hadi Hayır. oraya gidelim. Hadi, neler oluyor? Hayır, bunu kim yapıyor? Hayır. Burada kesinlikle biri var. Onu anladık Doc Day. Bütün bunların arkasındaki kim? Bir şekilde evin içine girmeliyiz. Tüm pencere ve kapıların kapalı olduğundan emin misin? Birinci kattaki balkon açık ama orası çok yüksekte. Merdivenin var mı babacığım? Bilmiyorum. Gidip bir şeyler bakayım. Hayır, hiçbir şey yok. Neden şezlongtan bir merdiven yapmaya çalışmıyoruz baba? Bu güzel bir fikir. Ama biraz kısa kalacak.
denemeliyiz. Yükseğe atlayabilirim. Pekala, bir deneyelim o zaman. Olamaz. Orası benim için çok yüksek. Ben balkona ulaşmayı başarabilirim. Hadi Doktey, ama lütfen dikkatli ol, tamam mı? Yaşasın! Yukarı tırmandı. Doktey! Orada neler oluyor Doktey? Doktey! Doktey! Bizi duyabiliyor musun? Doktey! Ah tanrım, Doktey, cevap ver Doktey! Ya o canavar onu yediyse? Bu mümkün olamaz. Burada neler oluyor çocuklar? Bize yardım edin!